Evet arkadaşlar, şimdi nereye geldik? Asetilenlerin özelliklerine geldik. Yani aslında alkinlerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Hocam kimle başlıyoruz? Tabii ki en belirgin üyesi kimdi? Asetilen. Neden? Çok değerli bir amcamız olduğu için ilk olarak en çok bunun özelliklerinden bahsediyoruz. Diyor ki alkinlerin en önemli bileşiği olan asetilenin birçok organik bileşiğin eldesinde, yani üretilmesinde kullanılan bir tane amca olduğunu tanıyoruz. Asetilenin biz yaygın olarak karbit dediğimiz bir malzeme vardır arkadaşlar. Kalsiyum karbür, bundan üretiyoruz. Peki ne yapıyoruz? Kireç taşını ısıtıyoruz. Kalsiyum oksit ve karbondioksite dönüşüyor. Daha sonra kalsiyum oksiti alıyoruz. Karbonla birlikte tepkimeye girdiğimizde karbit dediğimiz bir yapı oluşuyor. Yani kalsiyum karbür dediğimiz yapı olarak karşımıza geliyor. Bu adamın da şöyle bir özelliği var. Üzerine su eklediğimiz zaman açığa kimi çıkartıyor? Asetilini çıkartmış oluyor. Hatta bu ilk olarak Edison'un elektriği üretmesinde ön plana gelen yapılardan bir tanesiydi. Elektriği ürettiğinde o zaman elektrik çok pahalı olduğu için maliyetini çok yüksek veriyorlardı. Ampul elektriğinin karşılığını. Onun yerine asetilen lambaları kullanıyorlardı. Çok daha parlak ışık veriyorlardı. Hatta biliyorsunuz arkadaşlar, madencilik sektöründe de çok fazla kullanılır. Mesela karbit lambası ya da asetilen lambası dediğimiz bir lamba türü vardır. Özelliği şudur. Mesela madencilikte yer altlarına indikleri zaman biliyorsunuz oksijen seviyesi çok az. Az olan oksijen seviyesini meşale yaktığınızda ya da ateşli bir aydınlanma şekline geldiğinde ortamdaki oksijeni tükettiği için çalışmalar çok daha zorlanıyordu. Ve bu çalışmalarda ortamdaki oksijen tükendiği için neredeyse imkansız hale geliyordu. Bunun yerine neyi kullandılar arkadaşlar? Karbit lambasını kullandılar. Karbit şöyle bir şey. Kalsiyum karbürü alıyorsunuz arkadaşlar. Üzerine damla damla su geliyor. Su geldiği zaman açığa asetilen çıkıyor. Bu asetilen yandığı zaman inanılmaz parlak bir ışık veriyor. Ve çok az bir miktarda oksijen kullanıyor. Yani oksijeni neredeyse kullanmıyor da diyebiliriz. O kadar az bir miktarda kullandığından dolayı ortamdaki asetilini tüketmiyor. Fakat şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Sonuçta alevli bir yanma olduğu için biliyorsunuz yer altlarında metan gazı birikmesi de çok fazla oluyor. Metan gazı birikmesi grizu patlamalarına sebebiyet verebiliyor. Çok fazla tarihte bununla alakalı ölümler gerçekleşmiştir ne yazık ki. Ama şu anda güncel yeni teknolojik sistemlerde arkadaşlar aydınlatmalarda normal sistemde elektrikli aydınlatmaları kullanıyorlar. Yani karbit lambasını artık neredeyse kullanmıyorlar da diyebiliriz. Ama bizim için çok önemli bir bileşik. Düşünün arkadaşlar, çok tatlı bir yapı ya. Bir tane taş düşünün, üzerine su damlıyor. Laps diye çıkan gaz asetilen gazı. Müthiş yanıcı bir gaz. Yanmasının sonucunda da inanılmaz derecede kim açığa çıkartıyor arkadaşlar? Işık açığa çıkartıyor. Hatta mesela su altında biliyorsunuz kaynak çalışmaları yapıyorlar. Diyor ki hocam suda kaynak ne alaka yani, çalışmaz. İşte asetilenle kaynatma işlemlerini yapıyorlar. Çünkü inanılmaz yüksek enerjiye sahip gaz türlerinden bir tanesidir. Peki hocam, asetilenin kimyasal reaksiyonları nelerdir dediğimizde incelerken şöyle bir şey göreceğiz. İlk olarak bir katılma tepkimesinden bahsedeceğiz. Hani alkenlerde vardı ya, aynı kurallar burada da geçerli ama çok dikkat edin. Şimdi biz hidrojen katılması yaparsak, hidrojen katmak demek pi bağına doyurma işlemi yapmak demek. Mesela alkenlerde 1 mol pi bağına, yani 1 mol alkene 1 mollük hidrojen katıyorduk. Bu sayede alkana döndürmüş oluyorduk. Fakat mevzu şuraya geldiği zaman alkinlerde diyoruz ki 1 mol hidrojen katarsan sonucunda şöyle diyorum, karbonlar arasında üçlü bağ yok mu? 1 mol katmak demek sadece bir tane pi bağını kırman demek. Yapı kime döner? Alkene döner. Fakat hocam bu yapıyı tam 2 mollük hidrojen katılması yaparsa bu sefer ikinci pi bağını da kırabilirsin. İkinci pi bağı kırılırsa tamamen sigma bağlarını dönüşürsün. Yani sen bir alkana dönüştün diyebiliriz. O zaman biz alkinlere hidrojen katılmasında ne kadar katıldığı inanılmaz önem kazanıyor. Eğer ki 1 mol katarsan 1 pi bağı kırabildiğinden dolayı alken elde ediyorsun. 2 mol katarsan 2 pi bağını da kırdığından dolayı alkana döndürmüş oluyorsun. Peki hocam bu nasıl gerçekleşecek? Asetilen dediğimiz yapı platin, paladyum ya da nikel katazörlüğünde gerçekleşir. Bak, eğer ki 1 mol hidrojen katıyorsan, katlayın hidrojen ne? 1 mol. O zaman sadece bir tane pi bağını kırabildim. Bir tane pi bağı kırılıp hidrojenin birini buraya, birini diğerine bağladığım zaman kimi elde ettim? Alken, yani eten dediğimiz bir yapıyı elde ettim. Ama hocam katılma tepkimesinde eğer ki 2 tane hidrojen katılsaydı, 2 çarpı 2'den yani yapıya 4 tane hidrojen bağlaman lazım. O zaman bir tane pi bağını kırdın, birer tane radikal oluştu. İkinci pi bağını kırınca 2 tane radikal oluştu. Yani bunlara toplamda 4 tane hidrojen bağlayarak kimi elde ettik? Etan dediğimiz bir alkan bileşini elde etmiş olduk. Ne kadar katıldığı inanılmaz önemli. Bizim için sorularda bazen gelebiliyor. Peki geldim.
Halojen katılmasında nasıl bir durum var? Söz konusu olan yapı aynı arkadaşlar. Erkek katılma tepkimesini şöyle yapıyoruz. Hocam brom katılması yaparsak mesela alkende görmüştük ya. Ne dedik arkadaşlar? Bilinmeyen bir bileşik verdiler sana. Bunun içerisinde doymuş hidrokarbon mu doymamış hidrokarbon var. Yani kısacası alkan mı var yoksa alkenle alkin mi var? Anlamanı istiyorlarsa sen ne yapıyordun? Hocam bu sıvının içerisinde bromun suyu ekliyorduk. Bromun suyun kahverengi bir rengi vardı. Bromun suyun rengi kaybolursa bromların tamamı katıldı anlamına gelir. Bromların katılması demesi yapıda bir pi bağının olduğunun belirticidir. O zaman bu yapıda kesinlikle doymamış bir hidrokarbon var dersin. Ama hocam bromun suyun rengine bir dokunma gerçekleşmediyse yapıda kesinlikle doymuş bir hidrokarbon var. Çünkü pi bağ katılması gerçekleşmedi. Yani yapıda kesinlikle alkan vardır diyebiliriz. Peki nasıl bir reaksiyon gerçekleşecek? Kural aynı. 1 mol brom geliyor. Bromu aynı şekilde şöyle düşünüyoruz mu? Hocam bromu brom. Hocam birisi kırıldı. Kırılınca bir buraya bir buraya bağlayabilirim. Bromlardan birini buraya birini diğer tarafa bağlayınca ne diyeceğim? 1-2 dibromu eten elde ettik. Yani hala bir alken bileşiği. Çünkü bütün pi bağlarını kıramadım. Ama eklediğim brom sayısı toplamda 2 mol olursa bu sefer hem birinci hem ikinci pi bağını kırarak yapıya 4 tane brom bağlıyorsun. Yani 1-1-2-2 tetrabrom 2 tane karbon olduğu için etan şeklinde isimlendirebilirsin. Yani kural gene aynı arkadaşlar. 1 mol katarsan alkeni, 2 mol katarsan neyi elde ediyorsun? Alkanı elde ediyorsun. Bromlardan da 1 mol kattığın içinde 2 tane brom varken 2 mol katarsan bu sefer 4 tane bromu bağlamak zorunda kalıyorsun. Demek ki bromlu rengin suyun rengini giderirse doymamış hidrokarbon olduğunun kanıtıdır diyebileceğiz tekrar. Peki hocam, halojen asidit katılması. Bunda neyle karşılaşıyoruz? Şimdi burada şöyle diyorsun. Eğer ki 1 mol HCl katılırsa, kural neydi arkadaşlar? Markov-Nikov kuralı uygulanıyordu. Alkenlerde uyguladığımız kuralın aynısı burada da geçerli. Peki nasıl olacak? Hocam ben burada hidrojene klor katılması sağlayacağım. Pi bağını kırdığımda, bak pi bağını kırıldığımda bir buraya bir buraya da radikal geldi. Peki hidrojeni kime, kloru kime bağlı? Yalnız hocam iki tane karbon var zaten. Bir önemi var mı? Yok. O zaman istediğini bağlayabiliriz. Mesela dedim ki hidrojeni buraya bağladım. Kloru gittim buraya bağladım düşün. Ya da tam tersi fark etmez. Sonuç aynı. Peki yapıdan sadece kaç tane pi bağını kırabildim? Bir tanesini. O zaman bu ne oldu? Bir tane pi bağ kırıldığı için alkene döndü. Yapılardan birine klor bağlı oldu. Kime döndük arkadaşlar? Vinil klorür dediğimiz yapıya. Nasıl yani vinil? Hatırlayın arkadaşlar. Alkenlerden şöyle yapmıştık. CH2, CH'li bir hidrojen çıkartırsak oluşan yapının adı neydi? Vinildi. Hidrojen yerine kimi bağladık? Vinili bağladık. O zaman vinil klorür. Polimerleştirseydik ne diyecektik? Polivinil klorür dediğimiz PVC yapısını elde etmiş olacaktık. Peki alkinlere HCl katılması yapılırken gene hangi kural uygulandı? Markov-Nikov. Şimdi burası için önemli değildi ama ya 3 tane karbon olsaydı kuralımız şöyle söylüyordu bize. Hidrojen çok olan yere hidrojeni, diğer tarafa yan grubu bağla. Tamam mı? Bu şekildeki yaptığımız işlem olarak karşımıza gelecek. Ama buraya yıldızlar atın. Bak çok önemli bir yapı. Su katılması inanılmaz önemli. Asetilene su katıldığında ne oluyor hocam? Hocam karşımıza bir asetilen geldi. Asetilen yapısına kimi bağlıyorum? Suyu bağlıyorum. Yani H'a OH katılmasını sağlamış olacağım. Peki H ve OH katılması sağlarken aradaki pi bağlardan birini kırdım. Şimdi iki tane karbon olduğu için kime neyi bağladım önemli değil. Ama iki tane radikal oldu. Hidrojenin birini bir tarafa, OH'ı da diğer tarafa gönderdim mi? Çünkü hidrojen çok olan taraf yok. Kafana göre gönder. Peki bağladıktan sonra CH2, CH, OH yapısı oldu. Yalnız burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Aynı karbon atomu, bak çok dikkatli dinle beni. Aynı karbon atomu hem pi bağ hem OH içermez. İçerdiği zaman ben kararsızım diyor. Yani ben alken miyim, alkol müyüm, ben neyim diyor. Kafa karmaşaya giriyor. Kafa karmaşa girince alkenin eni, alkolün olü geliyor. Enol kararsız bir formu diyoruz. Buna kararsız enol yapısı diyoruz. Daha sonra ben dokunmuyorum. Kendi kendine şöyle bir şey yapıyor. O zaman diyor ki, bak diyor, sendeki hidrojeni diyor, ben buraya alayım diyor, pi bağını şuraya vereyim diyor. Hidrojen ve pi bağ yer değiştiriyor bir anda. Hocam, hidrojen bu tarafa geçtiğinde, pi bağ buraya geldiğinde, oksijenin yanında neler vardı? Noktaları kalıyordu artık. Hocam şöyle bir yapıya dönüşüyor. Aa hocam, bunun sonucunda bak, şuraya ne demiştik hatırlayın. Karbonil kökünün sonuna hidrojen bağlıysa bu bir aldehit yapısıydı. Bu sonuçta aldehit elde ediyoruz. Nereden türettim? Asetilenden. O zaman buna asetaldehit adını vermiş oluyoruz. Anlaştık mı gençler?
Bak çok çok önemli bir detay. Eğer ki asetilene su katılırsa aldehit ediyoruz. Ama bir tek asetilene su katılırsa aldehit ediyoruz. Geriye kalan hangi alkin olursa olsun su kattığın zaman keton elde edeceğiz. Bak çok önemli bir bilgi veriyorum şu anda sana. Neymiş arkadaşlar? Asetilene su katılırsa aldehit elde ediliyor. Geriye kalan alkinlere su katılırsa keton yapısı elde etmiş oluyoruz. Bir bakalım nasıl bir şey? Neden bununla keton oluyor? Şimdi hocam 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon fark etmez. Amacım neydi? Pi bağın olduğu yer. Su katılması yapacağım. Yani yine H2OH katılacak mı? Katılacak. Pi bağlardan birini kırdım. Kırınca 1 buraya, 1 buraya kimi oluşturdum arkadaşlar? Bağ. Yani radikal yapısını oluşturdum. Hidrojeni kime bağlayayım? Fark eder mi? Fark eder. Bak bir öncekinde birer tane hidrojen vardı. Sıkıntı yok. Ama burada birinde hidrojen yok. Birinde bir tane hidrojen var. Markovnikov ne diyordu? Hidrojeni, hidrojeni çok olan yere, diğer tarafa yan grubu bağlamak zorundasın. Bak üsttekinde fark etmez. İster OH'ı sola bağla ister sağ. Kural aynı, yapı aynı, değişmiyor. Ama burada fark çıkıyor. O yüzden hidrojeni, hidrojeni çok olan yere, diğer tarafa OH'ı bağladığımız zaman yapı şuna dönüyor. CH3COH, CH2. Aa hocam gene aynı şekilde hem pi bağ hem OH varsa aynı atomda kararsız enol yapısı demiştik. Ne yapıyorduk? Buradaki hidrojeni buraya gönderiyorduk. Buradaki pi bağını buraya kapatıyorduk. O zaman pi bağ buraya gelince karbonil kökü, hidrojen buraya gelince CH3. Aa hocam yapı kime döndü? Karbonil kökünün solunda ve sağında özellikle R, C çiftli bağ, O, R yapısı varsa burası neydi arkadaşlar? Keton yapısıydı. Bundan sonraki bütün oluşan alkinler OH hep ortadaki karbona gidecek. Yani OH ortaya gidince sağ ve sol alkil grubu olmak zorunda kalacak. Bu yüzden keton oluşuyor. Bu bilgiyi sakın unutmayın gençler. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Bir tek asetilene su katılırsa aldehit, geriye kalan alkinlere su katılırsa kime elde edecekmişim? Keton dediğimiz yapıyı elde edecekmişiz. 98 tane yıldız atın gençler. Çok çok önemli bir kısımdan bahsetmiş olduk. Peki geldim. Başka? Bu adam polimerleşebiliyor mu? Evet gençler. Şöyle bir şey. 3 tane asetilen molekülü 600 derece gibi yüksek bir sıcaklığa çıkıldığında bir araya gelerek kimi oluşturuyor biliyor musunuz? Benzeni oluşturuyor. Nasıl yani hocam? Şimdi asetilen yapısını düşünün. Burada 3 tane asetileni yaptığımız zaman bir tanesini kırdın ya. Olay şu. İkili bağ, tekli bağ, ikili bağ, tekli bağ, ikili bağ şekline dönüyor ve benzen oluşuyor. O zaman asetilenden kimi elde edebiliyormuşum ben? Benzen dediğimiz halkayı elde edebiliyormuşuz. Buralarda önemli. Peki asetilene HCl katılmasıyla vinil klorür elde ediliyordu ya. Vinil klorür polimerleşerek ne dedik? PVC dediğimiz yapıyı da oluşturabiliyor. Bak HCl katılınca kırıldı. Hocam burası bir vinil yapısı oldu. Bir tane hidrojende. Hidrojen geldi boşta kalırsa vinilde. Klor bağlarsan vinil klorür, polimerleştirirsen bu ne oluyor? Polivinil klorür şeklinde karşımıza gelmiş oluyor. Daha önceden de göstermiştik zaten aynı yapıyı. Peki yer değiştirme tepkimesi veriyor mu? İkinci önemli yapıları da burası. Şimdi arkadaşlar bu yer değiştirme tepkimesi bir asetilenlerde göreceğiz. Bir de aldehit ve ketonlarda göreceğiz. Çok önemli bir yapıyla karşılaşıyoruz. Burada şu bir tane şart koşuyorum sana. Uç alkin şartı. Uç alkin. Uç alkinler amonyaklı gümüş nitrat çözelsinin içerisine atıldığında bir tepkime veriyorlar. Tepkime sonunda beyaz renkli bir çökelek oluşuyor. Beyaz renkli bir çökelek oluşuyor. Biz buna tollens ayracı diyoruz. Tamam mı? Beyaz renkli çökelek tollens ayracı. Ne demek yani? Sana diyor ki bir tane ben sana sıvı verdim. Bu sıvının içinde doymuş mu doymamış mı hidrokarbon var dedi. Ne yaptım? Bromusu ekledim. Hocam bromusun rengine giderdi. Ha, dedim ki ya alken ya alkinsin. Peki kimsin sen? Dedim ki bir deneyelim dedim. Amonyaklı ortamda gümüş nitrat ekledim. Ekleyince dibe şöyle bir beyaz çökelek oldu. Bunu yapabilen kimdir arkadaşlar? Uç alkinlerdir. O zaman yapıda bir uç alkin vardır diyebileceğim. Hocam ne demek istiyorsun? Bak karıştı gibi geliyor. Şimdi çok dikkatli beni dinle. Yapımda kim var? Asetilini verdim. Kim var arkadaşlar? İki tane gümüş iyonu içeren bir yapı geldi. Tamam. İki tane gümüş varsa hem şuradaki hidrojeni hem buradaki hidrojeni değiştiririz. Olay budur. O zaman gümüşün biri bir yere, diğeri bir tarafa gider. Ve bunun sonucunda arkadaşlar şöyle bir yapıya dönüşür. Asetilenin sağındaki hidrojen yerine gümüş, solundaki hidrojen yerine gene gümüş geldi. Ve bunun sonucunda beyaz bir çökelek oluştu. İşte beyaz bir çökelek varsa bu yapıda kesinlikle bir ne olduğunu söylüyorsun? Uç alkin olduğunu söylüyorsun. Bu bir uç alkin ayracıdır. Adı neymiş? Tollens ayracı. Tollens. Tamam mı?
Bu ayrıntıcının adı neymiş? Toluen sarayacı şeklinde karşımıza geliyor. Ha bu arada asetilen olmasaydı, herhangi bir alkin olsaydı bir tane hidrojen var ya, sadece bir tane gümüşle yer değiştirecekti. İki taneyle değil. Eğer ki asetilenle yapıyorsa 2 mol gümüş iyonu gerekiyor. Eğer ki diğer alkinlerle gerekiyorsa 1 mol gümüş iyonu senin için kafi olmuş oluyor. Peki diğerine uç alkinlerle bir de amonyaklı ortamda, yani hafif bazik bir ortam gerekiyor. O yüzden amonyaklı. Amonyaklı ortamda bakır bir nitrat çözeltisiyle de kırmızı renkli bir çökelek oluşturuyor. Bak, kırmızı renk olursa da bunun ismi ne oluyor biliyor musun? Fehling ayracı şeklinde karşımıza geliyor. Bak, hocam bakır demir gibi düşün. Tamam, demir bakır, demir bakır. F'den aklına gelsin. Demir bakır. Bakırlı olan fehling. Gümüşlü olan toluen. Sana bunu sorabilirler. O yüzden çok dikkat et. Neymiş bakırlı olan? Fehling ayracı. Gümüşlü olan da toluen ayracı şeklinde geliyor. Kural ne? Aynı mantık. Hocam, eğer ki asetilen verirse 2 hidrojen olduğu için hidrojenin birinin yerine bakır, diğerinin yerine de bakır bağlanıyor. Bu sayede şöyle ağır bir yapıya dönüşüyor. Bu yapı kırmızı renklidir. Kırmızı kiremitimsi renktedir arkadaşlar. Bir çökelek oluyor. Diyor lan ne oldu diyor. Ne çöktü diyorsun. Çöken adam neymiş arkadaşlar? Fehling ayracı olduğunu gösteriyor. Yani yapında kesinlikle bir ne var diyorsun? Bir uç alkin olduğunun garantisi haline getirmiş oluyorsun. Fakat önemli bir bilgimiz var gençler. Bunu sakın unutmayın. Toluen ve Fehling tepkimesini yalnızca uç alkinler verir. Nasıl yani? Şöyle uç alkin dediğimiz olayda şuraya bir tane hidrojen bağlı olmak zorunda. Tamam, uç alkin. Bu taraf ne olduğu önemli değil. R'yi bağlayabilirsin. Hidrojen de bağlarsın, alkil de fark etmez. Ama pi bağlarına bağlı, yani alkin kısmına bağlı bir tane hidrojen bulunmak zorunda. Yoksa yani burası R, C çift bağlı, C. Burada R olursa bu tepkime gerçekleşmiyor. Kimle yer değiştireceksin? Organik yapıyı bozamazsın ki, değiştiremez. Ama hidrojenle yer değiştiriyorsun, onunla problem yaşanmıyor. O yüzden buna çok dikkat edin gençler. Sadece Fehling ve toluen ayracını uç alkinlerle tepkimeye sokabiliyorum. Başka türlü alkinlerle yapamıyorum. O zaman mesela sana diyor ki bir yapının içerisine bakır bir nitrat çözeltisi eklediğinde çökelek olmadı. O zaman kesinlikle alkin yoktur diyemezsin. Uç alkin yoktur dersin, tamam mı? Çünkü bu tepkimi bir tek uç alkinler veriyor. O zaman alkinler de alkenler gibi bromun suyun rengini değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Fehling ve toluen tepkimesine alkenler vermiyor. Yalnızca alkinler verir. Bu nedenle alkinleri alkenlerden ayıran en büyük özelliği ne diyecekmişiz arkadaşlar? Uç alkin olduğunu söyleyecekmişiz. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Bak, olay şu. Bir çözelti verildi. Şu an düşünüyorum. Hala bulamadım. Mesela. Susuz bir bardağım var. Bunun içerisine bir tane sıvı eklediğimizi düşünün. Hatta sıvı da var ya şu. Bu ne bu arada? Bir sıkıntı yok değil mi bunda? Su mu? Deterjan mı? Tamam, daha güzel. Deterjanlı suymuş gençler. İçine sıktım. Bunu zehirlenmez değil mi? Ha, güzel kokmuş ha. Şimdi sıktım bunun içerisine. Şimdi ablalar görünce de şey diyor. Benim deterjanım nerede? Ve bana deterjanımı getirin. Şimdi olayımız şu. Burada diyorum ki içerisinde bir madde var. Organik bir bileşik. Organik bileşiğin içerisinde. Burada neymiş ya bu? O kadar. Tamam, bilmediğiniz şeyleri uzağınıza tutun gençler, çok da yaklaşmayın. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Hocam, bunun içinde doymuş ya da doymamış hidrokarbon var. Nereden anlayacaksın diyor. Diyor ki sana, bunun içerisine bromun su koy. Bromun su koyunca, bromun suyun rengi kırmızıdır arkadaşlar. Bu kırmızı renk, yani kahverengi renk kaybolursa, diyorum ki bunun içinde ya alken ya alkin var. Bunu anlar. Hocam, ekledim de bromun suyun rengi gitmedi, o zaman alkan var. Tamam, bunu aldık cebe. Hocam, rengi kayboldu diyelim. Rengi kaybolduktan sonra bunun içerisine ne ekliyorum? Gümüş nitrat ekliyorum. Gümüş nitrat ekleyince bir anda şöyle beyaz renkli bir çökelek oldu. Hocam diyorsun ki bu beyaz renkli çökelek bana neyi gösteriyor? Bunun içinde kesinlikle bir uç alkin var. Bunun ayrıca başka türlü kimse tepkime vermez. Ya da bunun içerisine ne ekliyorum arkadaşlar? Bakır bir nitrat çözeltisi ekliyorum. Bu sefer kırmızı renkli bir çökelek oluyor. Kırmızı renkli bir çökelek olursa da bunun içinde ne olduğunu söylüyorsun? Kesinlikle bir uç alkin var. Bu da kesin kanıtlanır. Peki hocam, bunları ekledim de ne beyaz ne kırmızı hiçbir çökelek olmadı. İki seçenek var. Ya içinde alken var ya da iç alkin var. Tamam mı? O zaman alkenleri alkinlerden ayıran özellik neymiş? Toluens ve Fehling tepkimesini verebilmesi şeklinde karşımıza getirmiş olacağız. Anlaştık mı gençler? Umarım anlaştık gibi. Birazcık
Biraz sonra zaten örneklerini yapacağız şimdi birlikte. Örnekleri de daha güzel oturacağınızı düşünüyorum. Peki gelelim buraya. Şunu şuradan çekeyim de ne olur mu? Nedense bundan tedirgin olma. İçeride üstünde etiketi olmayan bir şey olduğu zaman bir tedirgin oluyorsun. Ha, elimi yüzümü avucuma falan dökülürse diyor. Çünkü eskiden şöyleydi. Şimdi hani kimse yapmıyor da. Şu vakayla çok karşılaşırdı gençler. Eskiden çamaşır sularını ne akla hizmet bilmiyorum. Pet şişeleri falan koyuyorlardı. Yani evlerde kadınlar falan az bir şey dibinde kalıyor. Bidonu atmak istiyorlar. Böyle hastalıklar var. Neden ben de bilmiyorum. Benim annemde de var. Muhtemelen sizinkilerde de vardı. Dibinde az kalınca pet şişenin içine koyuyor. O kadar çok arkadaşımda şu olay oldu ki pet şişe yanlışlıkla içenler falan oldu. Hani su zannedip o kadar çok hastaneye gider, midesi yıkanan çok ciddi vakalar, Allah korusun ölümler falan da söz konusu oldu. Hatta bu şeyle de alakalı olabilir. Yani eskiden şey diyorlar ya, çocuklar aslında önemli değildi. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Herkesin işte 5 kardeş, 6 kardeş, 7 kardeşleri falan vardı. Bununla da alakalı bir durum olabilir belki ama bilmiyoruz. Yani şu anda çocuklar çok değerli. Herkeste bir tane var, ikincisi yok. Eskiden diyorum ya, mesela evde adam anahtarını unutuyordu arkadaşlar. Pencereden çocuğu iple sarkılıyordu aşağıya. Lan çocuk işte ölecek. Önemli değildi yani. Onun için eve girmek daha önemli olduğu için çilingir çağırmak yerine pencereden üst kata çıkıyorlardı. Balkondan arkadaşlar diğer balkona çocukları iple, yani birçok arkadaşım iple sarkıtılmıştı balkondan. Bu sahneyle karşılaşıldı. O yüzden nedense bende de öyle üstünde şey olduğu zaman bir korkuyordum. Yani beni de mi sarkıttılar hatırlamıyorum ama beni sarkıtmamışlardı herhalde diye tahmin ediyorum. İnşallah sarkıtmamışlardır. Şimdi geldik testlere. 14. testimize geldiğimizde neden bahsediyor? Diyor ki yukarıda verilen bir tepkime ile ilgili ifadenin hangisi doğrudur? Bak, karpite su eklemiş, sönmüş bir kireç elde etmiş. Peki dediğimiz olan şöyle bir şey. Sönmüş kireç derken yanında bir şey elde ediyor. Karpite su ekleyince kimi elde ediyorduk arkadaşlar? C2H2 yapısı değil mi? Aa hocam bu nedir? Asetilen yapısı. Demek ki ben karpite su eklersem asetilen elde etmiş olacağım. O zaman X alkinlerin en küçük üyesi midir? Evet, alkinlerin en küçük üyesi asetilen şeklinde karşımıza geldi. Özel asetilen eldesi olarak bilinir. Doğru, karpite su eklemektir bu. Elde edilen X doymuş bir hidrokarbon değil. Adamda 2 tane pi bağ var, doymamış bir hidrokarbon. O zaman yanlış şıkkımız ne oldu? B seçeneği olarak karşımıza geldi. Geldim diğerine. Diyor ki yukarıda aynı koşullarda bulunan X ve Y maddeleriyle ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur? Şimdi hocam ne yaptınız burada dediğinde bak, birinde alkine 1 mol H2 katıyor, diğerinde 2 mol H2 katıyor. Farkı neydi? Şöyle yapalım mı? Hocam eğer ki 1 mol H2 katılırsa, şunu kapalı yazayım uğraşmayayım bununla. 1 mol H2 katılırsa kime elde ediyorduk arkadaşlar? Alken elde ediyorduk değil mi? Alken. Eğer ki ben buraya H2O niye dedim ya? Bak el alışkanlığı dedik, H2 yerine H2O yazdık. Eğer ki ben buraya gene aynı şekilde asetilene bu sefer 2 mollük H2 katarsam kimi elde ediyorum? Alkan elde ediyorum. Yani pi bağların tamamını kırmış oluyorum. O zaman bu mantığa göre baktığımızda X doymuş bir hidrokarbon değildir. Doymamış olacak hala. Çünkü alkensin, gitti. Y brom suyun rengini gidermez. Brom suyun rengini pi bağları giderir. Yani alkenler ya da alkinler giderir. Y ne? Alkan. O zaman gidermez. Doğru bir ifade. Peki X H2O ile katılma tepkimesi verirken bu tepkimeye Y vermez. Hocam X ne? Alken. Alkenler katılma tepkimesi verir. Pi bağları varsa katılma tepkimesi veriyordu. Ama bu tepkimi alkanlar veremiyordu. O zaman doğru bir bilgi. Yani cevabımız 2 ve 3. Yani D seçeneği olarak karşımıza gelecek. Geldim diğerine. Diyor ki yukarıda sana bir tepkime verdim. Bunun sonucunda elde edilen X bileşiğiyle ilgili dedi. Hemen bir bakalım mı? Hocam yukarıda bana kimin tepkimesini vermiş? Asetilenin tepkimesini vermiş. Bu asetilen dediğimiz amcayı kim katmış? 2 mol HCl katmış. 2 mol HCl. HCl. Bak çok önemli bir yapı. Şimdi beni çok dikkatli dinle. Burada çakallık yapmışız. Neden çakallık yapmışız? Pi bağının birini kırdık. Tamam, kırdık hocam. Bir buraya bir buraya radikal oluştu. Hidrojeni hidrojenin çok olan yeri. Hocam nereye? İki tarafta da eşit. O zaman şöyle yapalım mı? Hidrojeni buraya bağladım. Kloru nereye bağladım? Buraya bağladım. Yapı kime döndü? H oldu. C oldu. Cl oldu. İkili bağ oldu. Burası ne oldu? Tekrar H ve H şeklinde karşımıza geldi. Ama yetmedi, bir tane daha HCl vardı. Bunu da katacağım. O zaman rastgele katayım mı? Hayır. Artık hidrojen sayısı değişti. Artık Markovnikov'a göre katmak zorundasın. Hocam pi bağının birini daha kırdım. Bir buraya bir buraya bağlayacağım da
Hidrojeni hidrojenin çok olan yere, diğer tarafa yan grubu bağlı cümlesi neydi? Markovnik oldu. O zaman hidrojeni buraya bağlamak zorundayım. Diğer tarafa kimi bağlamak zorundayım? Klor dediğimiz bileşiği bağlamak zorundayım. O halde benim yapım kime döndü? Hocam HC dedim. Buraya bir CL bağlıydı. Bir tane daha klor bağladım. Diğer tarafta kim var? Bunlar da sadece kimler olmuş oldu? Hidrojenler olmuş oldu. Aa hocam, iki karbonlu yapı. Buraya 1, buraya 2 diyecek olursam ne diyorum? 1,1 şunu sileyim. 1,1 dibromo ya da dibrom. Brom nerede? Klor. Diklor. İki karbonlu ne? Etan dediğimiz bir bileşik şeklinde karşımıza gelmiş olur. Yani 1,1 diklor etan dediğimiz bir yapıya dönüştürmüş oluyor. O halde bize ne diyor? Doymuş bir hidrokarbondur. Aa evet deme sakın. Doymuştur ama hidrokarbon değil artık. Klor bağladın. Bu yapı bozulur. Gitti. Anlaştık mı? Heteroatomlu bir yapıya dönüştü bu adam. Klor bağladı çünkü. Peki yupak adı 1,1 dikloro etandır. Aha da doğru. Markovnikov kuralını uyguladım. Evet başta yoktu ama bu kural. İkinciyi bağlarken mecbur uygulamak zorundasın. O zaman Markovnikov uygulamışımdır. Doğru. Yani hangisi doğrudur diyor. 2 ve 3 D seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Geldim dördüncü soruma. Diyor ki yukarıdaki tepkimeler sonucunda elde edilen X ve Y bileşikleriyle ilgili ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Şimdi bu gıcık bileşikleri bir inceleyelim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Adam sana birinci de demiş ki H demiş, C üçlü bağ demiş, C demiş, H demiş. Buna gitmiş H2O'yu bağlamış. Yani H'a OH bağlıyor. Bunun sonucunda ne elde ediyorduk? Hidrojeni hidrojeni çok olan yere diğer tarafa yan grubu bağla diyorduk ama iki taraf da eşit. Pi bağının birini kırdım. Hidrojeni buraya bağladım, OH'ı buraya bağlayayım mı? Bunun sonucunda kim olacak? Hocam bu yapıda HC'de buna kim geldi? OH geldi. Çift bağ kaldı. C, H2 dediğimiz formatı oluşturduk. Yalnız bir dakika. Hocam burası ne yapısıydı? Kararsız enol yapısıydı değil mi? Enol diyorduk. Enol yapısındaki hidrojeni şuraya atıp pi bağını buraya atıyorduk. O zaman yapı şuna döndü mü? HC çift bağlı O, CH3'e döndü mü? Ana bu adam nedir? Bu adam aldehit yapısı. Aldehit şeklinde karşımıza gelmiş oluyor. O zaman ben ne yaptım burada? Bir aldehit elde etmiş oldum. Dedim ki tamam. Başka ikinci yapıya baktığımızda onu da şöyle renkliyle yapalım. Bu sefer de kim demiş? CH3. C üçlü bağ demiş. CH şeklinde getirmiş. Gitmiş bunu da aynı şekilde H'a OH bağlamış. Ama bir dakika hocam dedik. Neden? Çünkü burada Markovnikov uygulamak zorunda kalıyordum. Pi bağını kırdım, sağa sola açtım. Aslında hidrojeni, hidrojeni çok olan yere diğer tarafı OH'a bağlamak zorunda kaldım. E bunun sonucunda yapışına döndü mü? CH3'tü. Tire çektim. C'de şuraya OH bağladım. İkili bağ CH2 şeklinde karşımıza getirmiş olduk. E şimdi diyorum ki hocam burada hidrojen ve pi bağ yer değiştiriyordu. Yapı kime dönüyordu? CH3 diyordum. Tiremi çektim. C çifti bağ O diyordum. Buraya kim geliyordu? CH3'e dönüyordu. Aa hocam burası kim oldu? Keton yapısı oldu. Bak buna da ne diyordum? Keton yapısı olduğunu söylemiş oluyordum. Tamam dedim. O zaman geldim yorumlara. Her iki tepkimede de hidrokarbon oluşur. Hayır. Neden? Hocam OH bağlıyorsun. Yani yapıya oksijen girdiği için hidrokarbon değil bu adam artık. Heteroatomlu bileşik oldu. Yalan gitti. X bileşiği aldehit doğru. Y bileşiği keton doğru. Aynen öyle dedi. Peki X ve Y yer değiştirme yani substitüsyon ürünüdür diyor. Biz şu anda ne yaptık arkadaşlar? Yer değiştirme dedi. İkisini de yapıya kattık. Bir yer değiştirme var mı? Yok. İkisi de yapıya bağlandı. Yapıya bağlandığı için buna substitüsyon ürünü değil, katılma tepkimesi diyeceğiz. E peki bazen şunu diyecek. Hocam şu ikisi yer değiştiriyor ama değil mi? Biz buna ne dedik arkadaşlar? Daha önceden de söylediğimiz gibi rezonans dediğimiz bir yapı vardı ya. Rezonans bir tautomerleşme yapıları var. Buna tautomer diyorsan müfredatınızda yok. O yüzden bahsetmiyorum. Bu bir tautomerleşmedir. Pi bağlarıyla hidrojenin yer değiştirmesi olayıdır. Peki o zaman burası ne oldu? Yalan bir bilgi olarak karşımıza geldi. Bu bir katılma tepkimiz. Hangisi doğru oldu? Yalnızca Bolivya şeklinde karşımıza gelmiş olur diyeceğiz. Peki geldim diğerine. Alkinlerle ilgili ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu istiyorum senden. 3 tane asetilen bileşiği 600 derece sıcaklıkta bir araya gelerek benzen bileşini oluşturur. Hatırlayın arkadaşlar şöyle bir şey demiştik. Hocam 3 tane CH şöyle yapalım. 3 tuba CH bileşiği bir araya gelerek kime dönüşüyor demiştik. Şöyle bir yapı oluyor. Çiftli tekli çiftli tekli çiftli şeklinde bir yapıya dönüşüyor demiştik. Aynen öyle çünkü
biz bunları benzen oluşumunda kullanabiliyoruz dedik. Peki asetilene HCl katılarak elde edilen viniklor polimerleşerek polivinilklor yapısı oluşur. Hemen bakalım, onu da gösterelim tekrar. Asetilen dediğimiz yapıyı aldım. HC, üçlü bağ C, H dedik. Kimi katacağım? H ve Cl'yi katıyorum. Hidrojeni bir tarafa, kloru bir tarafa katayım mı? Ne yaparak? Pi bağını kırarak. Kırdıktan sonra olay şuydu. Hocam H, C, H yapısı ikili bağ. Burası aynı şekilde H ama diğerine Cl geliyordu. Hocam şu yapı bak, şu yapı neydi? Vinil yapısıydı. Buraya vinil diyorduk. Klor bağlarsak vinil klorür diyoruz değil mi? Kloru niye yazamadım ya? Yazmayı unuttum. Organik bana yazmayı unutturdu gençler. Buraya ne yaptık arkadaşlar? Klorür. Biz bunu polimerleştirirsek polivinil klor, yani PVC dediğimiz yapıyla karşılaşmış olacağız. O zaman doğru bir ifade dedik. Peki alkinler de alkenler gibi brom suyunun rengini giderirler. Doğru. Pi bağ olanların hepsi bunu yapar. Hatta alkinler 2 mol brom suyunun rengini de giderme yeteneğine sahip. Yani cevabımız her üçü de doğru olarak E seçeneği gelecekmiş. Geldim diğerine. Diyor ki bir hidrokarbon bileşiğiyle ilgili 0,1 mol yakarak 0,4 mol H2 oluşur. 1 molü 2 mol bromun suyun rengini giderir. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle beyaz çökelek oluşturur. Şimdi kademe kademe bir gidelim mi? Kural 1. Organik bileşiği bilmiyorum hocam ne olduğunu. X dedim. Ben bunu oksijenle tepkimeye soktum. Oksijenle tepkimeye sokarsam bunun sonucunda kimi elde ederim? Karbondioksit artı suyu elde edeceğimi biliyorum. Peki hocam bu adamın eğer ki 0,1 molünü yakacak olursa, 0,1 molü yanacak olursa 0,4 mol H2 oluşuyor mu? Hocam bundan 0,4 mol H2 oluştuğunu söylüyor. Aa hocam peki o zaman şöyle desem. Burası 1 mol ise bunun da 4 mol olmasını bekler miyim? Yani sonuçta 4 kat olmuş. O zaman bunun katsayısını 1 olarak düşünün. Yani 1 molük bu organik bileşik. Yaktığım zaman yapıda 4 molük H2 oluşması demek. Yapıda tam 8 tane hidrojen bulunması demektir. Burada sana hidrojen sayısını çıkarttırıyor. O zaman ilk öncül olarak 8 tane hidrojen içermeyeni salla gitsin. Mesela 3, 6, 2 daha 8. Tuttu hocam. 2, 3, 5, 7, 9 attık. Hocam 1, 2, 2 daha 4 attık. 1, 2, 5, 8 bu da tuttu. 1, 3, 5, 7 hocam buraya da salladık. 2 tane seçenek kaldı bak. Gel. 1 molü 2 molü bromun suyun rengine gider. Hocam bromun suyun rengine pi bağ gider. O zaman 1 molü 2 taneye gidiyorsa yani 2 mol gidiyorsa yapıda 2 tane pi bağ olacak. Ya DN yapısı olacak yani 2 tane alken olacak ya da alkin yapısı olmak zorunda oluyor. Hocam o zaman şöyle dedik mi? Nerede istekimiz? Ya alkin olacak. Bunun olma ihtimali var mı? Var. Diğer seçenek nerede? Burada. Bunun da olma ihtimali var. Güzel. İkisini eleyemedik. Süper. Geldik. Amonyak gümüş nitrat çözeltisiyle beyaz çökelik oluşur. Aha şimdi yakaladık. Niye? Hocam bunu bir tek uç alkin verir. Bak uç alkin verir. Nasıl yani? Şunun verme ihtimali var mı? Yok. Bak bura R grubu, bura R grubu. Bu adam iç alkindir. Bu adamın verme ihtimali yok. Gitti. Bunu sadece uç alkinler yani bu adam verir. Cevabımızı kim geldi? D seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Çok tatlış bir soru. Bir sorunun içinde bütün bilgilerini sorguluyor sana. Tamam mı? Belki sınavda bu tarzda bir soru gelecek. Geldi. Diyor ki X, Y, Z hidrokarbonları ile ilgili birkaç tane bilgi vermiş. Buna göre X, Y ve Z molekül formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir bakalım ne diyor. X ve Z bromun suyun rengini gidermekte. Dur. Bromun suyun rengini kim giderir arkadaşlar? Alkenler ve alkinler gider değil mi? O zaman benim genel formülüm şu olması lazım değil mi? CnH2n daha doğrusu şöyle diyeyim. Artı 2 olmayacak. Direkt buna bak. CnH2n artı 2 olmayacak. Diğerlerinin olma ihtimali yüksek. Peki geldi. CnH2n olabilir mi? Olabilir. Dur hangileri gideriyordu? X ve Z. CnH2n artı 2. Bak. Direkt hele. Gitti. CnH2n olabilir. CnH2n olabilir. CnH2n olabilir. Geldim bir de buraya. CnH2n değil. Olabilir. Sıkıntı yok. CnH2n artı 2 değil. Olabilir. CnH2n artı 2 değil. Olabilir. CnH2n artı 2. Bak bu da elendi. Anlaştık mı? Bak niye? Alkan olma ihtimali yok. Ama diğerleri hocam 2 tane olabilir, 3 tane olabilir, üçlü bağ olabilir, 2 tane ikili bağ olabilir. Bütün seçenekler var. Ama alkan değil. Kesin. Geldim. Y
UV ışığın altında HCl ile yerleştirmesi tepkimesi vererek karbon tetraklorür bileşiği oluşur. Aa hocam burada neydi? Metan alıyorduk. Metan yani bir alkan bileşini. Klorlama yapa yapa tık 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 diye değiştirerek neyi elde ediyorduk arkadaşlar? Karbon tetraklorür bileşini elde ediyorduk. O zaman ben kimi seçeceğim? Metan olan bir bileşiği. O zaman diğeri gitti mi? Gitti. Bunu da eledik. Kaldı iki seçenek. Bir tek Z amonyaklı gümüş nitrat ile beyaz bir çökelek oluşturur. Ha, şimdi Z'yi inceliyorum. İki tane yapımız var değil mi Z'lerden? Bir tek Z'yi oluşturuyor diyor. Hocam yukarıdaki adam nasıl olacak? Bunun formülü nedir gençler? Cn H2n eksi 2 genel formülüne uyar mı? Bu bir alkin formülü değil mi? Hocam 3 koydum. 6, 2 daha çıkarttım 4. Burası olabilir. Geldim buraya koydum. 3 koydum. 6 ama 2 tane çıkartmıyorum. Bu bir alken. Bak şu adam alken ama bu adam alkin. O zaman olabilir mi? Olabilir. Seçeneğimiz var. Aa belki uç değildir hocam. İhtimali yok. 3 karbonla mecbur uçta olacak. O zaman cevabımız ne gelmek zorunda kalıyor? A seçeneği şeklinde gelmek zorunda kalıyormuş. Peki. Geldim diğerine. Bunları neyse zor soru hazırlamışım hep. Gide gide bakıyoruz. Diyor ki X H2O ile tepkime vererek aldehite dönüş. Aha hocam. H2O ile tepkime vererek aldehite dönüşme özelliği kimdeydi bir tek? Asetilenlerde değil mi? O zaman X'in kesinlikle asetilen olmasını bekler misin? Hocam bu olur. Asetilen mi? Hayır hocam bu alken. Asetilen mi? Bu olur. Bu adam ne? Alken. Bu adam ne? Asetilen. Demek ki ben şu anda B seçeneğini ve D seçeneğini eledim. Güzel. Diyor ki Y bromun suyun rengine gider. Y de mutlaka pi bağ içermek zorunda. Hocam pi bağ var mı? Var. Bu adam gider. Dur şuraya yazayım hatta. Pi bağ var mı? Var. Bu adam gider. Pi bağ var mı? Var. Bu adam gider. Hiçbirini eleyemedim. Gitti. Z için bir molekülü 2 mol bromun suyun rengine gider. Şimdi 2 mol bromun suyun rengine gidermesi demek 2 tane pi bağ olacak. Bu adam alkin de olabilir, diğer yapısı da olabilir. Hemen bakıyorum. Hocam 2 tane pi bağ var mı? Var. Bunun olma ihtimali var. 2 tane pi bağ var. Bunun olma ihtimali var. 2 tane pi bağ yok. Hocam bunu eledik. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Sonra diyor ki amonyaklı gümüş nitrat ile tepkime vermez. Bununla uç alkinler verir. Yani şu adam bir uç alkin mi? Evet. Bu adam verir hocam. O zaman bu vermez diyor gitti. Bu adam ne? İç alkin. O zaman bu tepkime vermez. Yani benden aradığın seçenek C olarak karşımıza gelmiş oluyor. Geldim diğerine. Diyor ki yukarıda açık formülleri verilen X ve Y bileşikleriyle ilgili ifadelerinin hangisi yalandır? Diyor ki her ikisi de su katılmasıyla ketona dönüşür. Bir bakıyorum. Hocam su katılması sonucunda bir tek asetilenler aldehitlere dönüşüyordu. Geriye kalan alkinlerin tamamı ketonlara dönüşüyordu. Hocam bu bir alkin mi? Evet. Asetilen mi? Değil. O zaman ketona dönüşür. Bu bir alkin mi? Evet. Asetilen mi? Değil. O zaman her ikisi de ketona dönüşür. Her ikisi de Fehling ve Tolyans ayraçlarıyla tepkimi verir. Bunu bir tek uç alkinler veriyordu. Hocam bu adam nedir? Bak bir uç alkin hidrojeni var. Bu adam hocam bu adam iç alkin. İç alkinler bu tepkime vermez. O zaman burası yalan bilgi oldu. Gittim. Her ikisi de hidrojen katılmasıyla alkana dönüşebilir. Hocam alkin değil mi? 2 mol hidrojen katarsan alkan olur. Alkin değil mi? Evet. 2 mol hidrojen katarsan alkan olur. O zaman her ikisi de buna dönüşebilir. Hangisinin yalan olduğunu söylüyor? Yalnızca Bolivya şeklinde karşımıza gelmiş olacak diyoruz. Peki. Geldim 10. soruma. Bununla da bize diyor ki X, Y ve Z hidrokarbonları ile ilgili aşağıdaki bilgileri verdim diyor. X 4 karbonlu düz zinciri bir alkadiendir. Nasıl yani hocam? Bak. 1. Cn hatta dur şu yan tarafta yazayım. Alkadiyen için ne yapalım? Hocam Cn H2n artı 2 alkan formülü. N demek alken demek. Diyen demek 2 tane pi bağ var demek. Tamam mı? Bir pi bağ 2 hidrojen çıkartıyor. İkincisi 4 hidrojen çıkartıyor. O zaman bu adamın genel formülünde 4 hidrojen çıkınca buranın eksi 2 olması lazım mı? Hocam 4 karbonluysa bu adam C4 H kaç olacak? 8, 2 daha çıkarttı 6. Yani C4 H6 dediğimiz bir bileşiği arıyorum ben. Geldim. C4 H6 değil gitti. C4 H6 değil gitti. C4 H6 değil gitti. İki tane seçeneğim kaldı. Yani A'yı, C'yi ve E'yi eledim. Devam ediyorum. Y5 karbonlu halkalı bir alkendir. Şimdi çok dikkat et. Halkalı bir alken. Alkanı düşün. Tamam. Halka varsa 2 hidrojen çıktı. Alken varsa 2 hidrojen daha çıktı. Yapıdan 4 hidrojen çıktı mı? E genel formülü gene aynı. CnH2n-2. 5 karbonluysa C5 H10 2 daha çıkarttığımız zaman H8. Yani benim aradığım bileşik C5H8 olan bir bileşik.
C5H8 tuttu. C5H8 eledim. Bak cevap çıktı aslında. Devam edeyim gene de. 5 karbon düz zincir bir alkindir. Alkin mi? Hocam alkin demek ne demek? Karbon atomları arasında bir tane üçlü bağ var demek. Yani toplamda 2 tane pi bağ var. Hocam birinci pi bağ 2 hidrojen çıkartır. İkinci pi bağ 2 hidrojen çıkartır. Genel formül gene aynısı oldu mu? Evet. O zaman yerine 5 yazdığınız zaman C5H10'du 2 çıkart 8. Yani C5H8 dediğimiz bir bileşikte karşılaşmış olacağız. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? B seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Peki geldik aromatik bileşiklere ve burada birazcık mola verelim. Ben yoruldum. Siz de yorulmuşsunuzdur muhtemelen. Böylelikle hidrokarbonlar bitti arkadaşlar. Alkanlar, alkenler, alkinler en baba gruplardı. Bunlar bitti. Bundan sonra özellikle aromatikler ve fonksiyonel gruplara geçeceğiz arkadaşlar. Bunlar artık daha kolayınıza gelecek. Çünkü kurallar öğrenildi. Alkanlarda tamamını öğrendik. Bundan sonra üzerine kademe kademe koymaya başlayacağız. Yani temelimizi güzelce attık. Birinci, ikinci basamağımızı çıktık. Bundan sonra üst katı yapıp, çatı yapıp bu mevzuyu bitirmiş olacağız. Evet gençler, o zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.